bütün toplumu ilgilendiren bir sorun. Kongreyi bunun için yapıyoruz. Görüyoruz ki bu konuda ülkemizde işlenen suçlar giderek artış göstermekte. Biz İstanbul'dan geldik. Hoş geldiniz diyor. Ben zaten üyeliyim. Dünyada her yıl 1,5 milyar çocuk şiddete maruz kalıyor. Bu Dünya Sağlık Teşkilatı'nın araştırmalarından verilen bir rakam. Tahmini değil. Ve biliyoruz ki her 5 kız çocuğundan bir tanesi hayatı boyunca cinsel istismara veya tacize uğruyorlar. Ben bunu ilk duyduğumda inanamadım. Bu kadar böyle bir şey olabilir mi? Ama bu doğru. Bizler inanın eğitimi ve sağlık hizmetini sürdürmede yeri geldiği zaman askeri sarılarla hizmet veriyoruz. Bu ekibi kurmak büyük üniversitelerde olduğu kadar kolay olmuyor. Dolayısıyla ama bir başlangıç olsun diye arkadaşlarımız bu konuda bir gönül verdiler ve öncelikli olarak bizler eğitim çalışması sürdürmekteyiz. Bunun ikinci ayağı illerde çocuk izleme merkezleri olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanlığı eğer Ordu ili içinde bir çocuk izleme merkezi kurarsa, arkadaşlarımız çocuk koruma merkeziyle birlikte çalışmalarını daha istenen düzeylere getirebileceğine inancımız tamdır. Çocuklarımız bize emanet edilmiş olan dünyanın daha iyi bir geleceğe yönelik umutlarının yeşerdiği bahçelerdir aslında. Dünyamızın daha müreffeh bir geleceği olmasını isteyen ve çocukların ruh mimarları olan biz büyükler, onları daha fazla yaşamın merkezine koymalıyız ki doğru zamanda çiçek açabilsinler ve doğru mevsimde bizlere meyveler sunabilsinler. Dünyanın her yerinde çocuklar masumiyetin simgesidir. Onlar dünya hayatındaki en değerli cevherlerdir aslında. Onların masumiyeti daha aydınlık, daha berrak bir gelecek inşa etme konusunda her zaman bizlere ilham olmaktadır. Çocukların yüzüne endişe değil, tebessüm yakışır. Ümit kaynağımız, heyecanımız, neşemiz, sevincimiz. Şefkate, sevgiye, himayeye her zaman herkesten daha çok ihtiyaç duyan ve hak eden bir kesim. Ve çocukların ne kadar sağlıklı ortamlarda yetiştirilirse, korunup kullanılırsa, gelecek nesillerinde o denli sağlıklı şekilde inşa edileceği ve edilebileceği muhakkaktır. Biz devlet olarak genelde yaptığımız şey şu, yani işte ailenin bakamadığı bir çocuk varsa, öksüz, yetim, efendim işte ciddi maddi sıkıntılarda bunu alıyoruz, çocuk yuvalarımızda bakıyoruz. Her türlü maddi anlamda desteği veriyoruz, hiçbir sıkıntıları yok. Ama orada manevi anlamda da çocuklarımızı ruhsal anlamda da gelişimleri için her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Personellerimizle, psikologlarımızla, efendim rehberlik hocalarımızla bu konuda gerekenleri yapmaya çalışıyoruz ama tabii ki bir aile, yuva sıcaklığı, bir anne şefkati, baba merhameti sıcaklığı oluşturmak gerçekten çok zor. Bu çocuk resmini hatırlarsınız, bu Suriye'de bombardıman altında kalan bir çocuk. Bunlar Plaza de Mayer anneleri. 1973-76 yılları arasında Arjantin'de askeri juntanın yok ettiği 30 bin evladını arayan anneler bunlar. Van Volkan, toplumun ya da bir grubun tamamını ya da çoğunluğunu etkileyen ağır ve aşağılayıcı kayıpların bireyin ruhsal durumu, yani kişinin bireysel yası ve grubun, toplumun ruhsal durumu, yani ortak yası arasında bir bağ oluşturduğunu ileri sürer. Thank you.